Merhaba arkadaşlar, ben Adnan Makkal. Bir Bumiç etkinliğinde sizlerle tekrardan beraberiz. Bugün etkinlik olarak Doktor Terör Volkan adası etkinliğimiz var arkadaşlar. Hemen etkinliğimize başlayalım. Birinci aşamadayız. Saldır diyoruz. Evet, birinci aşama şöyle bir baktığımızda her zamanki gibi kolay. Yani düşük seviyeli arkadaşlar istedikleri yerden giriş yapabilirler. Tabii en mantıklısı sağdan giriş yapmak. Gönderelim yayınları. Hadi gidelim. Dün cimriydi. Arkadaş bugün de cimri. Devam edelim. Evet, ikinci aşamada da yine aynı şekilde oldukça kolay. Sorun yok. Bu sefer ne verdi? Ha, iki tane parçacık vermiş. İyi. Kesit vermesinden iyidir. Geldik üçüncü aşama. Doktor Terör Volkan Adası aşama 3. Evet, burası da kolay. Küçük ya da düşük seviyeli hesabım var. O hesaba yönelik video çekmemi isteyenler var abonelerden. Ona yönelik video çekeceğim arkadaşlar. Ne zaman çekeceğim? Cuma günü çekeceğim. Hemen etkinliğe geldiğinde karargahı 17. seviyeye çıkartmak amacıyla video çekeceğim. Hemen etkinliğini neden bekliyorum? Hepinizin bildiği gibi Hemen etkinliğinde bol bol ganimet geliyor. Oradan gelen ganimetler sayesinde rahatlıkla ne yapıyoruz? Birçok binayı ya da askeri yükseltebiliyoruz. Ben de karargahı 17. seviyeye çıkartmak için Cuma günü, yani Hammerman'ın taktik aşaması oyununu bekliyorum arkadaşlar. Ve o anda da yükseltmeye yönelik bir video çekelim. Küçük hesabımla ilgili. Evet, Doktor Terra Volkan Adası aşama 3. Burada da iki tane kesit verdi. 3 aşama geride kaldı. Kesitleri saymazsak 2 tane parçacık. İyi, fena değil. Yani kristal bekliyoruz doğal olarak her aşamada. Ama maalesef olmuyor. Evet, dördüncü aşama. O dördüncü aşamada kolaymış. Şuradaki mayınları bir temizleyelim. Ve buradaki mayınlar temizlensin. Tamam. Mayın temizliği bitti. Gerisi gönder yayılım. Evet. Doktor Terör Volkan Adası aşama 4. Hadi güzelim. Yok. Gene yok. Bir tane parçacık, iki tane kesit. Geldik 5. aşamaya. 5. aşama. Yap çıkışını.
Kum topları temizlendi, mum toplarından kurtulduk. Ve burası da bitti. Evet, 5. aşamada mum toplarından kurtulduğumuz takdirde gerisi tanklarımızın ne diyelim, marifetine kalmış. Sağlık ve hasar değerleri oldukça iyi ise sorunsuz bir şekilde gördüğünüz gibi 5. aşama bitti. Sanki bugünkü doktor terör etkinliği dünkü doktor terör etkinliğinden daha kolay. Yani binalarına baktığımız zaman, silahlarına baktığımız zaman seviyeleri daha düşük. Evet, 4 kesit, 1 parçacık. İyi gene, fena değil. Geldik 6. aşamaya. 6 ve 7'de zaten her zaman gibi garanti birer tane kristalimiz var. Ne diyoruz? Önemli olan fazladan vermesi. Evet. Şimdi burada da 2 tane mum topumuz var. 1 tane de şok atarımız var. Çok güzel, mum topundan kurtulduk. Mayınlardan da kurtulduk. Hemen çık yukarı, dağılma. Ve Doktor Terör Volkan Adası aşama 6. Tebrik ederiz. Taklarımızın eline koluna sağlık. Gayet güzel. Önemli olan sonuç, sonuç itibariyle 6. aşamayı da ne yaptık? Zayiatsız bir şekilde bitirdik. Bravo. Bravo. Hadi ikişer ikişer de. Yok. Bir tane. Bir tane kristal. 7. aşamadayız. Oh oh, bu ne ya? Sen ne yaptın birader? Oh, soldan gidilmez. Sağdan gideceğiz bakalım hadi. Sağdan devam. Bizi zorlayacak. Şurada bir tane şok var. Bir tane de burada var şok. Dağılma. Evet, şok atarlardan kurtuluyor muyuz? Kurtulduk. Şurada bir tane bulkuk var, alsak mı? Hadi alayım onu da. Çek yukarı.
Bir tane sağlıkçımız gitmiş. Normalde bu kadar kalabalıkta. İndirin şu topu çekeyim sizi. Evet, bir tane tankımız gitti. Sorun değil. Gayet güzel. Doktor Tora Volkan Adası aşama 7 arkadaşlar. Bitti hemen. Evet. Tanklarımızın eline koluna sağlık. Bir tane tank. Bir tane sağlıkçı kaybımız var. Gelen öbürler. Oo. Maşallah maşallah. Hele şükür yani. Sonunda yani. Ben diğer ödüllere odaklanıyordum. Nasıl olsa bir tane kristal geldi demiştim ama. Vay. İki tane kristal geldi. Teşekkür ediyoruz yani. Doktorcuğum, beni utandırdığın için teşekkür ediyorum. Gayet güzel. Yani altın bolluğumuz da var. Ha bu arada. Şu altınla ilgili bir bilgi vereyim size. Gerçi bir önceki videoda gerekli bilgiyi verdim. Şimdi herhangi bir adaya saldırdığımda şöyle bir gözlük yapalım, hangi ada olursa olsun. Örneğin küçük adalardan birini seçeyim. Videoyu hızlı bir şekilde sonlandırmak için. Hiç küçük ada yok mu ya? Yok, hiç çok küçük ada gelmemiş. Evet, neyse. Buraya gözcülük yapalım. Mesela şurada 96.000 altın artı 34.000 altın diyor. Yani buradaki adayı alırsak bize ne verecek? 120-130.000 altın verecek. Yani 96-100.000 yuvarlak hesap yapalım. 100.000 altın yerine 130.000 altın verecek. Peki buradaki 30.000 fazlalık nereden geliyor? Yani kaynak ödülü kullanmadığım halde ya da yeşil heykel olarak altın üretimi kullanmadığım halde oradaki ekstra altın nereden geliyor diye soran var abonelerden. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Haritanızı tamamını açtığınızda ya da belli bir bölgeyi açtığınızda biliyorsunuz belli klan ya da kabile dediğimiz adacıklar ne oluyordu? Aktif oluyordu. Bunlardan bir tanesi, şöyle göstereyim, kaynak üretimi. Bakın burada kaynak üretimim var. Artı benim altınlarım burada. Kimmiş bu kabile? Yaşam Kuyusu kabilesi. Bu kabileyi ben ne yaptım arkadaşlar? Şurada altın ödülü olan kısmı yükselttim. Şu an için %36 oranında ekstradan altın geliyor. Yani her saldırıda bana gelen altın miktarları bu şekilde. Yani kabilelerin güçlendirme özellikleri ya da seviyeleri yükseldikçe oradaki verilen ödüller de aynı oranda ne yapıyor? Artıyor. Evet, günlük gelen ödüllerimiz var. Onları da alalım ve videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar, bir sonraki etkinlik ve videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize bakın arkadaşlar. Görüşürüz.